Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir entel meselelere dantel çözümler programında daha beraberiz. İnşallah doğru söyledim, hata yapmadım. Yavaş da söyledim. Bugün Cüneyt Özdemir Bey ile İhsan Şınacak Hoca arasında geçen bir gerilimi konu edineceğiz inşallah. Zaten duymuşsunuzdur, sosyal medyada epey yer işgal etti. İhsan Şınacak Hoca, olayın özeti şöyle. İhsan Şınacak Hoca içki içmekle ilgili, daha doğrusu uçaklarda içki içmekle ilgili bir tweet atmış. Bu tweetinde de elbette bir hocaya yakışır şekilde bu olayı tezif etmiş. Doğru bulmadığını belirtmiş. Biraz da ağır ifadeler kullanmış. Onun bu tweeti üzerine de Cüneyt Özdemir Bey programında eleştirilere yer verdi. Dedi ki işte bu bir yobazlık. Yani içki içenleri böyle tarif etmek, böyle tasnif etmek, onlarla aynı uçakta olmayı istememek falan, bunu bir yobazlık olarak tarif etti. Ve o yobazlarla aynı uçakta olmak istemediğini söyledi. Ortam gerildi tabi. Bunun üzerine Cüneyt Özdemir Bey de 2 gün 3 gün boyunca Twitter'da epey bir linç edildi. Pekala, ben bu konuya nasıl bakıyorum? Ben bu konuya aslında şöyle bir zeminden bakıyorum. Öncelikle elbette bizim seküler kesimle özgürlük, hürriyet tariflerimiz aynı değil. Zaten bugün sizinle paylaşmak istediğim metin de, Risale-i Nur'dan bu konuyla ilgili seçtiğim metin de bunu anlatıyor bize. Biz aynı zemin üzerinde konuşmuyoruz. Aynı kelimelerle konuşsak da zeminimiz farklı. Onlar hürriyet dedikleri zaman başka bir alanı tarif ediyorlar. Biz hürriyet dediğimiz zaman başka bir alanı tarif ediyoruz. Bizim hürriyetimiz Bediüzzaman'ın tarifiyle meşrua olmak zorunda. Hürriyeti meşrua olmak zorunda. Ya da meşrutiyeti meşrua olmak zorunda, bizim meşrutiyetimiz gibi. Böyle bir kelimeyle Bediüzzaman Hazretleri her zaman anıyor. Niye bu kelimeyi seçiyor? Çünkü şeriatta her şeyin bir sınırı var. Biz nihayetinde Kur'an'la, sünnetle, onlardaki emirlerle ve yasaklarla sorumlu olan Müslümanlarız. Bundan dolayı da hiçbir şeyde ifrat edemeyiz. Özgürlük dibine kadar gidelim. Bizde böyle bir özgürlük yok. Şeriatın izin verdiği yere kadar gidersin. Oradan sonrasına geçemezsin. Yasaklandığın yerde durursun. Bizim özgürlük anlayışımız böyle. Kalbimizin dileği de dolayısıyla böyle oluyor. Biz mesela herkesler istediğini her yerde yapsın demiyoruz. Alanlar var. O alanlarda yapılabilecekleri sınırları var. Bunlar İslam'la tespit edilmiş. İslam'ın hukukuyla. İslam zaten biraz da bu özelliğiyle ayrılıyor. Yani hayat hakkında sözü var İslam'ın. Hayatın her yeri hakkında beyanları, hükümleri var. Ve biz bunların en azından elimizle, dilimizle olmasa da kalbimizle o şekilde olmasını diliyoruz, istiyoruz. Olmadığında da buz ediyoruz. Bundan sorumluyuz. Bu da yoksa zaten mahvolduk demektir. Yani kalbimizdeki iman eserini, tesirini içimizde yitiriyor demektir. Bundan da korkarız. O nedenle İhsan Şınacak Hoca'nın böyle bir tweet atmasında hiçbir gariplik yok. Bir hocanın uçakta içki içilmesinden rahatsız olmasından daha normal bir şey yok. Yani niye rahatsız olmasın ki? İmanı onun olmamasını istiyor. Kaldı ki uçaklar veya otobüsler veya başka topluca bulunan mekanlar herkesin hakkı olan mekanlar. Orada bir şey yapıldığı zaman hepimize tesiri var. Nasıl ki mesela orada sigara içilse Cüneyt Bey de razı olmaz. Uçaklarda sigara içilse Cüneyt Bey'in ben razı olacağını sanmıyorum. Çünkü daha evvel başka bir programında kapalı mekanda sigara içilmesinden rahatsızlık duyduğunu, bu yasaklarda Erdoğan'ı desteklediğini beyan etmişti. Hatta mekan ismi vererek bir yerde yaşadığı tartışmayı da anlatmıştı programında. Demek ki bak, senin de bir sınırın var. Yani içki içilmesini istiyorsan da bile sigara içilmesini istemiyorsun. Senin bir tık ilerinde de biz varız işte. Biz de içki içilmesini de istemiyoruz. Ha şunu diyebilirsin ya, sigaranın dumanı var, içkinin nesi var? Kokusu var, içenlerdeki tesiri var, ortamda oluşturduğu hava var, bunların da bize etkisi var. Sen hiç içki içmeyen birisinin içki içilen bir mekana girdiğinde nasıl bir tiksinti, nasıl bir böyle kendinden uzaklaştırıcı etkiler hissettiğini bilebiliyor musun? Bilemediğin için kendi alanından sert konuşuyorsun, yanlış yapıyorsun. Bu topraklar İslam toprakları, elbette ki Müslümanların Darülislam olan bir ülkede kendi hukukları adına, kendi özgürlükleri adına beyanları olabilir, olmalıdır. Meselenin özü burada işte arkadaşlar. Yani temelde özgürlük tariflerimiz ve onları beyan sadedinde söyleyebileceklerimiz. Yani bizim hakkımız yok mu ya bunu istemediğimizi söylemeye? Olması lazım. Madem orası bizim de hukukumuz olan bir yer,
Ben de bunu beyan edebilirim. Yani bunun böyle olmasını istemiyorum diyebilirim. Bundan rahatsızım diyebilirim. İhsan Şen Hoca da her ne kadar ifadeleri sert de olsa bir hoca olarak bunu söylemiş. Allah razı olsun ona, maşallah diyelim. Şimdi gelelim o dediğim metne. Metin münazaratta arkadaşlar. İlk dönem eserlerinde münazaratta sualler ve cevaplar. Söz basımın mizampajına göre 463. sayfa burası. İlk dönem eserlerinde 463. sayfa. Dediğim gibi münazarattan bir bölüm. Şöyle yukarıdan biraz geleyim. Sual. Şimdi hürriyet bahsini sual edeceğiz. Nedir ki şu hürriyet, pardon, nedir şu hürriyet ki o kadar tevilat ile onda birbirleriyle çekişiyorlar? Nedir şu hürriyet ki o kadar tevilat onda birbiriyle çekişiyorlar? Yani herkes bir şekilde tevil ediyor, bir şekilde yorumluyor hürriyeti. Onlar da birbiriyle çelişiyor, çakışıyor, çarpışıyor. Ve hakkında acip, garip rüyalar görülür hürriyet hakkında. Cevap, 20 seneden beri onu hatta rüyalarda bile takip eden ve o sevda ile her şeyi terk eden birisi size güzel cevap verebilir. Bu metnin özelliği şu arkadaşlar, Bediüzzaman Hazretleri'nin aşiretler içinde, Kürt ve Arap aşiretler içinde gezerek meşrutiyeti anlattığı ve suallerini cevapladığı bir metin münazarat. Bunların derlemesinden oluşuyor. Yani 1910'lu yıllarda galiba basılan bir metin ya da 1900'lerde miydi? Tam bilmiyorum, onu şey yapmayayım şimdi, sizi yanlış yönlendirmeyeyim. Ama eski Sait dönem eserlerinde ne olduğunu biliyoruz. Tekrar devam edelim metne. Sual. Hürriyeti bize çok fena tefsir etmişler. Hürriyeti bize, yani özgürlüğü bize çok fena tefsir etmişler, yani açıklamışlar. Hatta adeta, bakınız önemli, hatta adeta hürriyette insan her ne sefahet, yani rezillik, düşkünlük ve rezalet işlerse başkasına zarar vermemek şartıyla bir şey denilmez diye bize anlatmışlar. Acaba böyle midir? Bugün de okullarımızda hatta özgürlüğün modern tanımı böyle öğretilmiyor mu? Başkasına hiçbir şey zarar, yani hiçbir şey yapmamak değil de zarar vermemek şartıyla istediğini yapabilmek. Başkasına zarar vermemek şartıyla istediğini yapabilmek. Özgürlük bizde böyle tarif ediliyor. Modern tarifi böyledir deniliyor. Peki İslam'da öyle mi? Geliyoruz. Cevap. Öyleleri hürriyeti değil, belki sefahet ve rezaletlerini ilan ediyorlar ve çocuk bahanesi gibi hezeyan ediyorlar. Yani saçmalıyorlar. Zira nazenin hürriyet, adab-ı şeriatla müteeddibe, yani edeplenmiş ve mütezeyyine, yani süslenmiş olmak lazımdır. Bir daha okuyayım. Zira nazenin hürriyet, adab-ı şeriatla müteeddibane ve mütezeyyine olmak lazımdır. Pardon, bir daha okuyayım, olmadı. Zira nazenin hürriyet, adab-ı şeriatla, şeriatın adabıyla, kurallarıyla, hükümleriyle müteeddibe, edeplenmiş ve mütezeyyine olmak lazımdır. Yoksa sefahet ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir. Belki hayvanlıktır, şeytanın istibdadıdır. Şeytanın zorbalığıdır, zulmüdür, diktatörlüğüdür. Nefsi emmareye esir olmaktır. Hürriyet-i umumi, nefsi emmare neydi arkadaşlar? Nefsin en düşük mertebesi. Her dediğini yaptırmaya çalışan emmar, emreden, emredici nefis demek yani. Hürriyet-i umumi, efradın zerrat-ı hürriyatının muhassalasıdır. Hürriyet-i umumi, efradın, fertlerin zerrat-ı hürriyatının muhassalıdır. Yani vücut ondan hasıl oluyor, ondan vücut buluyor. Fertlerin hürriyetlerini birleştirdin mi, umumi hürriyet oluşuyor, genel hürriyet oluşuyor. Hürriyetin şeyini odur ki, bak bizdeki de bu. Yukarıdaki modern tarif demiştim neydi? Ne sefahet ve rezalet işlerse başkasına zarar vermemek şartıyla bir şey denilmez diye bize anlatmışlar. Adam her günaha girsin ama sana zarar vermiyorsa boş ver, girsin. Değil. Bizdeki tarifi bu. Hürriyetin şeyini, işi, özelliği odur ki ne nefsine ne gayrına zararı dokunmasın. Ne nefsine ne gayrına zararı dokunmasın. Sadece gayrına değil. İnsan Allah'ın mülkü olduğu için İslam'a göre insan kendi nefsine de zarar veremez. Ya ben kendi günahımı işliyorum, başkasına ne? Hayır arkadaşım, o günah işlediğin vücut, o günah işlediğin nefis, o günah işlediğin ruh, vicdan, bunlar senin mi?
İslam'a göre bunlar da Allah'ın. O yüzden sen kendine de zarar veremezsin. İşte adam ben içiyorum arkadaş kimse bir şey diyemez. Diyemiyor İslam'da. Eğer belirtileri anlaşılıyorsa evet evine girip bakmıyoruz içiyor mu içmiyor mu diye ama diyelim sokakta sarhoş gezerken görüldü. O adamın İslam hukukunda bir cezası var değil mi? Hani bundan gizlenemiyor, bundan sakınamıyor, bundan kaçınamıyor. O ceza, o değnek vurma cezası ona yapılıyor. Herhalde değnek vurmaktı. İşte onun da bir sayısı var. Neden? O nefsi de Allah'ın. Yani sen nefsine de yapamazsın. Bunun hesabı sana sorulacak. Sen sadece kendi müstakil varlıktan ayrı bir şey değilsin ki sadece orada kendi bölgende istediğini işleyebilirsin. Allah'a karşı sorumluluğun var. Bu nedenle bizim hürriyet tanımımız işte farklı. Bir daha okuyayım metni cevap kısmını. Arkadaşlar daha da açılacak. Öyleleri hürriyeti değil, belki sefahet ve rezaletlerini ilan ediyorlar ve çocuk bahanesi gibi hezeyan ediyorlar. Zira nazenin hürriyet, adab-ı şeriatla müteeddibe ve mütezeyyine olmak lazımdır. Yoksa sefahet ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir. Belki hayvanlıktır, şeytanın istibdadıdır. Nefsi emmareye esir olmaktır. Hürriyet-i umumi, efradın zerrat-ı hürriyatının muhassalıdır. Hürriyetin şehni odur ki ne nefsine ne gayrına zararı dokunmasın. Evet, bizim hürriyetimiz bu. O nedenle İhsan Şenocak hocanın tarafındayız. Elbette onun beyanı haklıdır. Rahatsız olmakta da yerden göğe kadar hakkı vardır. Nihayetinde önce ve bizzat biz Allah'a karşı sorumluyuz. Bunu beyan etmekten çekinmeyiz. Liberallerde şöyle bir temayül var. Bitirirken onu da söylemiş olayım. Vaktiyle Müslümanların zaten hakları ve haklı oldukları hususlarda onlara verdikleri desteği bir tür borçlandırma gibi görüyorlar. İşte biz size vaktiyle başörtüsünde destek verdik. O zaman siz de bize şimdi LGBT'de destek verin. Eşcinsellerin özgürlüğünde destek verin. Biz size verdik, siz de bize verin. Gibi böyle bir borçlandırma psikolojisi var. Bu tuzağa düşenler de hakikaten bakıyorsunuz ayarları kayıyor. Yani adam dindar bir adam da olsa vaktiyle onlarla beraber mesai sarf ettiğinden veya onlarla hoşbeşi olduğundan, onlara hoş bulduğundan bir noktadan sonra bakıyorsunuz onların argümanlarını da aynı özgürlük, insan hakları gibi şeylerin altında, kavramların altında o kavramların bize göresi, onlara göresi olduğunu hiç düşünmeden savunabiliyorlar. Cenab-ı Hak böyle mevzularda ayağımızı kaydırmasın, haktan ayırmasın. Bizim helallerimiz, haramlarımız belli. Dolayısıyla gönlümüzün duracağı ve karşı duracağı yerler de belli. Cenab-ı Hak onunla yaşamayı, onunla ölmeyi bize nasip eylesin. Bu programlık da bu kadar. Başka bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.